ne dedi doktor? Ne dediyse dedi, sana ne? Aa, merak ettik canım, aa. Merak etme Feraya, merak etme. Yani menopoza girmiş bunlar. Deme, anlamadık onu. Aman da aman. Sakin hanımcım buradaymış. Pek de canı sıkılırmış. Kendini odalara kapatmış. Feraye Hanım hiç havamda değil. Ama ne var canım bunda bu kadar üzülecek? Yok da ben de artık hiçbir şey yok. Uşak da yok. Hadi Sakin Hanım. Duyan da senin çocuk hasretiyle yanıyorsun zanneder. Ayol boyun kadar evlatlarım var, torunum var. Daha ne istiyorsun? Yaş yetti, iş bitti. Öyle mi diyorsun? Aa, Sakin Hanım, sen bana hiç öyle şeyler söylüyor musun? Bu işler insanın kendi elinde. Sen ben de iş bitti dersen biter. Ama ben de iş çok dersen Sanırdım ben de iş çok ama. Hadi hadi, tamam tamam. Hadi toparla bakalım. Kalk 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 kalk. Peki o zaman. Ben gidiyorum. Sen de iyice bir düşün. Sen de iş çok mu? Yoksa yok mu? Anacığım. Bir isteğin, bir arzun var mıydı? Yok. Ben geleyemezdik yanına. Yani keşke böyle üzmeseydin kendini anacığım. Yani varsın ha, bundan sonrası da böyle olsun. Kötü bir şey değil ki. Hatta daha iyi bir şey. Ya kurtuldun gitti kadınlıktan, kadının sıkıntısından. Benim derdim o değil de. Ne bileyim işte Merat. Ya maşallah senin yaşın almış başını yürümüş. Yani sen girmeyeceksin menopoza, ben mi gireceğim menopoza değil? Değil mi yani? Değil. Değil. Bilmiyorum ki Melat. İnsan yaşlandığını hiç anlamıyor. Bir bakmışsın gelin olursun. Bir bakmışsın bebeler boy boy. Sonra torun geliyor. Ulan bu kaç aylık oldu? Hiçbir değişiklik yok. Ha böyle karnın dümdüz. Öyle mi? Öyle tabii. Şuraya bak. Hani sanırsın ki sen değil de ben gebeyim. Bak. Bu şeydir, hani böyle birden gelişecektir. Yavaş yavaş gelişecektir. O bir anda büyüyecektir. Ben neyse rahatsız etmeyeyim seni anacığım, sen... Bir sıkıntın olursa söyle bana, sen neyse rahat rahat uzan sen. Ben... Eksik akıl eksik, ne etsin? Akıl eksik. Lan ne oldu la kızışım? Uğraşıyorum. Ya uğraş tabii oğlum. Gencecik bir kızı kirletip atmak delikanlığa yakışır. Hiç öyle bir niyetim yok, tamam mı? Selim konusunda çok ciddiyim ben. Öyle konuşma. Ben ciddi düşünüyorum. Tabii o beni şutlamadığı takdirde. Şutlatma oğlum kendini sen de o zaman. Ya uğraşıyorum. Ben ne yapıyorum abi ya? Beni çıldırtma. Zaten yarından itibaren imaj değişikliğine falan gidiyorum. Öyle Selin takım elbiseli, janti böyle karizma erkeklerden hoşlanıyor, abilerden hoşlanıyor. Şimdi geldin mi abine kendi ayaklarına? He? Bak sen... Cidden bu işten anlar mısın ya? Anlarım da benim bu işteki çıkarım ne olacak? Ya bir şey de sevabına yap ya. Boş mezar var. Dur bir dakika, dur bir saniye. Sevgili abiciğim, ben sana balık vermek yerine balık tutmayı öğretsem ne dersin? O ne demek oluyor lan? İş oluyor, hem de en kebabından ya. Ha, ne iş? Ya bildiğin böyle oturduğun yerde para kazanmacaya oturuyorsun böyle falansın filan. Aslan marka. Ama lan nasıl ya? Şimdi böyle bir sürü karının karşısında çıplak duruyorsun. Bir de bunun üstüne sana para veriyorlar, öyle mi? Aynen öyle. De ya böyle sandığın kadar coşkulu bir durum yok ortada yani. Anladın mı Dursun idiotoğlu? Yani bildiğin baya baya utanıyorsun abi. Ne utanacağım lan? Ne utanacağım lan? Manyak mısın oğlum sen? Erkek adam malı meydandadır oğlum. Bir de üstüne para verecekler. La bunlar salak la, vallahi salak az ya. Tamam senin işi şimdi çözdük değil mi yani? Okey. Yarın gidiyoruz değil mi alışverişe? Lan ne alışverişi oğlum, ne alışverişi lan? Manyak mısın sen Ziya? Şimdi bu konuda sen bana yardımcı oldun. Sağ ol. Ama ben de sana öbür konuda yardımcı olacağım. Nasıl yani? Ne demek nasıl?
Oğlum karşında fevkalade bir karizma örneği duruyor oğlum. Ne? Ne görüyorsun? Bildiğimiz klasik bir haber görüyorum abi. Ya oğlum kendine bak demedim. Bana bak, bana ya. Kılığıma, kıyafetime bak. Gördüm. Heh. Şimdi bundan aynı bir tane kendini yaparsın, tamam mı? O kadar. Ne suç sende? Niye böyle bir idiotla bunu paylaşıyorsun? Böyle bir tipe bir şey anlatılır mı ya? Al işte sen de suç. Şimdi tamamen anlamamışım. Melihat, ne yapıyorsun sen? Bebek yaparım. Boyla bebek olur. Sahte bebek olur. Ya ne diyeyim Tamara ya? Emin anne sorup duruyor hala karnın niye şişmedi diye. Ama böyle olmaz Melihat ya. İyi akşamlar en sevdiğim yengecim ve en sevdiğim Tamara ablam. O ne ya? Melihat patladı işte senin bebek. Yani başka bir şey yapmamız lazım. Böyle olmayacak bu. Senin ne işin var burada küçük adam? Hiç. Ben buradan geçiyordum. Geçerken dedim bir odanıza uğrayayım dedim. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bir şey ihtiyaçlarım var mı, bir ihtiyaçları falan diye dedim. 5 dakika benimle dışarı gelir misin ablacığım ya? Ablam. Ne oldu Ziya? İşin düştü yoksa? Yok ablam ya, ne alakası var? Ben keyfin hal hatırı nasıl, durumun nedir diye sorayım diye geldim. Sen dedin lafa bak ablam ya. Ne diyordu senin abla, yani gerçek Zeynep abla? Ne diyordu? Kapa gaganı çakacağım bir tane Ziya. Tamam ablam, yani biraz işimiz düşmüş olabilir. Ama sen söylüyordun yani peşimden benim bir daha gelirsem şerefsizim. Ablam. Ablalarım, Gürcülerin prensesi, ablam benim. Şu bedbaht kuluna acı ne olur bir el at ya. Bilemiyorum Ziya. Yani ben bu gece düşüneceğim, yarın sabah karar vereceğim. Kıyamadı kardeşim. Ne biliyorsun, belki kıyacağım. Kıymaz. Benim ablam kıymaz. Kıymaz ablam. Ablam benim. Şerefsizim Selin'den, Selin kadar güzelsin. Öpeceğim. Öpecek başka bir şey yok. Sen düşün.